bugün sizlere Türk mutfağının çok özel bir lezzetini hazırlayacağım. İmam bayıldı. Etsiz tarif isteyen seyircilerimiz için de, et yemeyenler için de güzel bir alternatif olacak. İmam bayıldı tarifi Oktay Usta'dan geliyor. 5 tane efendim kemer patlıcanımız var. 4 soğan, 3 diş büyük sarımsak, domates, yeşil biber, maydanoz, salça, tuz, karabiber. Tüm detaylarıyla İmam bayıldığı birlikte hazırlıyoruz. Buyurun. Sevgili seyircilerim, patlıcanları soyduktan sonra şuradan şöyle bir bıçak ile hafiften bir açıyoruz. İçlerini doldurabileceğimiz bir boşluğun bırakmamız gerekir. Şimdi patlıcanların acısını almanın formülü vardır. Ya tuzlu suda ya da üzerine direkt tuz verirsiniz. Direkt üzerine tuz verirseniz daha böyle etkili olur. Güzelce şöyle tuzunu veriyoruz. 5 dakika bekleteceğiz. 5 dakika beklerken böyle o tuzlar erir, su tanecikleri oluşur buralarda. Ondan sonra yıkıyoruz. Fırında ya da isterseniz yağda kızartabilirsiniz. İmam bayıldı. Patlıcanlarımızı yıkadık sevgili seyircilerim. Önce tuzla beklettik, yıkadık, güzelce suları süzüldü. Ondan sonra üzerine fırça yardımıyla sıvı yağ ya da zeytinyağı sürüyoruz. Sürdükten sonra şimdi burada pişirme püf noktası, şuralarını çıtlattık ya şuraları sevgili seyircilerim, bakın. Görüyor musunuz? Buralardan içleri dolacak. Oralar üste gelecek şekilde tepsiye diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece, 190 derece fırında patlıcanlar önce bir %75 pişiyor. Sonra da bunlar pişerken hemen iç harcını hazırlıyorum. Canım, iyi yolculuklar, sevgiyle gidiyorlar fırına. Evet efendim, fırında alt üst ayarda, orta katında patlıcanlarımız pişiyor. Sizlerden ricam da kanalıma abone olup yorum atıp dostlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. 1 milyona az kaldı. Adım adım ilerliyoruz. Evet efendim, İmam bayıldı hazırlıyoruz. Sevgili seyircilerim, şimdi soğan ve sarımsağı zeytinyağında tuzunu baştan veriyoruz. Lezzetli olması için ve aynı zamanda soğanlar da çok çabucak yumuşar ve lezzetlenir. Evet, yarı kıvama geldiği zaman hemen buranın üzerine doğramış olduğum yeşil biberi veriyorum. Acı seviyorsanız acı biber koyabilirsiniz. Yani yeşilinden acı, pul biber falan koymuyoruz. Çünkü İmam bayıldı da normalde acı bir şey yok kıymetli seyircilerim. Evet, bol sebze ve patlıcan birleşiyor. Soğanıyla, sarımsağıyla, domatesiyle, biberiyle. Ondan sonra maydanoz da gelecek. Müthiş lezzetli olur çünkü Türk mutfağında karnıyarık ve imam bayıldı. Bu ikisi en önemli lezzetlerdir. İnşallah sizler için tüm detaylarıyla hazırlıyorum. Faydalı olmaya çalışıyorum. Patlıcanlar fırında pişiyorlar sevgiyle. Evet efendim, İmam bayıldığının iç harcını hazırlıyoruz. Soğan, sarımsak, tuz, sonra biber, peşinden salça ve domatesini verdik. Bakın kıymetli seyircilerim, çok lezzetli oldu. İyi, güzel pişirirsek yumuşacık olurlar ve gerçek bir lezzet çıkar. İmam bayıldı dedik efendim. Herkes bu lezzete bayılacak. Hemen üzerine suyunu veriyorum. Buradaki o salça ve domates aynı zamanda bir sos oluşturacak. Çünkü bir kez daha fırın yolculuğu olacak kıymetli seyircilerim. Şimdi burayı verdim. Hemen 5 dakika bir kısık ateşte kaynayacak. Patlıcanlar da fırından çıkmak üzere. Patlıcanlarla sosuyla birlikte dolduruyoruz. İmam bayıldı.
Sevgili seyircilerim, patlıcanlarımız fırından geliyor. İmam bayıldı, hazırlıyor Okta Usta. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Fırında pişmiş patlıcanlar. Çok güzel olurlar ve olmuşlar da zaten. Evet efendim. Patlıcanları görüyoruz. Evet. Şimdi patlıcanlar iki sefer fırın yolculuğu olacak. Şimdi böyle bir pişiyorlar. Bakın gayet güzel. Görüyor musunuz? Hiç yağda kızartmaya gerek yok. Daha hafif olur bu haliyle kıymet seveceğim. Şimdi patlıcanların hemen içlerini açacağım. Tatlı kaşığıyla içlerini açabilirsiniz. Şöyle açalım içlerini. Açtıktan sonra şöyle evet çevireyim. Heh, tamam kameraya göre tam ayarlamaya çalıştım. Zeytinyağlıların en önemli püf noktası içine şeker konulmasıdır. Yani Türk mutfağındaki bütün zeytinyağlarının içine şöyle bir biz şeker veririz. Şimdi isterseniz böyle bir fırın tepsisinde de pişirebilirsiniz. Veya ben şimdi buradan sonra hemen daha görseli güzel olsun diye efendim cam kap içerisine alacağım kıymetli seyircilerim. Cam kapta pişireceğim. Zeytinyağlı imam bayıldı hazırlıyorum sizler için. Tuzunu normalde tuz vermiştik. Ondan dolayı tuz atmadım. Çünkü tuzda aslında tuzunu biraz tuz versem iyi olur. Çünkü o ilk attığım tuzdan etkilendiğim için tuz koymayayım dedim ama yıkadım çünkü o tuzu. Evet patlıcanların içlerini görüyoruz. Güzel. Ne yaptık? Zeytinyağlı imam bayıldı harcını efendim suyunu da verdikten sonra kıymetli seyircilerim maydanozunu da koydum. Tuzunu, karabiberin her şeyini verdikten sonra süzgeçe aldık. Bakın püf noktası süzgeçe alıyoruz. İçleri açılmış olan patlıcanları güzelce iyi açalım ki bayağı bir bolca iç harç alsın. Kalırsa ne olur Okta Usta derseniz, kalırsa üzerine güzel bir yumurta kırın. Ne güzel gider. Patlıcanları dolduruyorum. Doldurduktan sonra şöyle bayağı bir içi olsun. Ondan sonra da üzerine domates geliyor. Şöyle karşılıklı iki tane, ortasına da bir biber. Sonra da içine süzdürdüğümüz suyu yani sosunu veriyoruz tekrar fırına. İşte aliyulala lezzet çıkıyor ortaya. İmam bayıldığımız suyunu süzdürmüş olduğumuz sosunu şimdi patlıcanlara vereceğiz. Bir patlıcanlık iç harç arttı sevgili seyircilerim. Yani benim yapmış olduğum harçtan 7 tane patlıcanı dolduruyor kıymetli seyircilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Önce şöyle bir patlıcanların içine gelmeyecek şekilde bir verelim. Veriyorum. Ondan sonra şimdi dikkatlice hafiften şöyle üzerine de gezdiriyorum bakın. Heh, şöyle çok lezzetli bir efendim imam bayıldı tarifi sizlerle paylaşmış bulunuyorum kıymetli seyircilerim. Önceden ısıtılmış şimdi 175 dereceye düşüreceğiz. Alt üst bölümde fırın orta katın alta yakın olsun. Zeminden ısı vursun. Üzerindeki domatesini biberini yakmasın. Aliül ala bir Türk mutfağının meşhur lezzeti imam bayıldı. Okta Usta'nın elinden çıkıyor fırın yolculuğu. Canım iyi yolculuklar diliyorum. Sevdiklerimiz zeytinyağlı bekliyorlar. Efendim imam bayıldığımız hazırlandı sevgili seyircilerim. Yani fırında pişti. İki sefer pişti. Önce bir sefer patlıcanlar pişti. Güzel yumuşacık oldu. Güzel lezzetli iç harcıyla da buluştuktan sonra bir fırın yolculuğu daha. Sosuyla birleşen ve lezzetlenen bir efendim imam bayıldığı görüyoruz. Şimdi kıymetli seyircilerim. Subhanallah şu güzelliğe bakın. Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun. Öyle güzel nimetler veriyor ki Rabbim bizlere. İmam bayıldığın özelliği özellikle yaz ayında bir yaz sebzesi yemeğidir. Başlangıç yemeğidir daha doğrusu. Soğuduktan sonra buzdolabına koyun. İstediğiniz zaman çıkartıp servis edebilirsiniz. Okta Usta mutfağında lezzete dair elinden geldiğince ne varsa hazırlamaya çalışıyor. Sizler de bana destek oluyorsunuz. Rabbim hepinizden razı olsun. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağ kalın. Allah'a ısmarladık efendim.